Aşırı. Ama kendim alamıyorum yemekten. Merhaba, Dolu Sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta benim en çok ilgimi çeken alanda sohbet ediyor olacağız. Birincisi maske yapacağız. İkincisi de biraz benim sevdiğim filmlerden bahsedeceğim, bu maskeleri cildime sürüp beklediğim esnada. Neden böyle bir konu seçtik? Çünkü genelde internet üzerinden aldığımız ürünlerde ürünün nasıl bir şey çıkacağını bilmiyoruz. O yüzden de ben birkaç tane ürün seçtim Aradolu'nun web sitesinden. Onları deneyeceğiz. Bir tane de aslında evde kendinizin çok kolay organik ürünlerle yapabileceği canlandırıcı maske yapacağız. Ben şimdi müsaadenizle ilk maskemi sürmek üzere yanınızdan ayrılıyorum. Hello. Popcorn'umu da yaptım bu arada. Bunu da ayıptır söylemesi, Aradolu'dan aldığım organik mısırı patlattım. Organik zeytinyağımla. Neyse, şu anda bir Arap bacı gibi karşınızdayım. Biraz utanmıyor değilim. Hiç kimseyle bu halimi paylaşmamıştım. Umarım mazur görüyorsunuzdur. Her şey deneyler için, her şey deneyimler için. Şimdi bu sürdüğüm maske aslında aşırı enteresan bir maske. Çünkü Diyarbakır'ın bereketli ovalarında yetişen yoğurt otundan yapılan bir maske. Şöyle faydaları var, gözenekleri derinlemesine temizliyor. Gözenek görüntülerinin ufalmasına sebep oluyor ve bu ufak ufak hani yaşlanma belirtileri dediğimiz şeyleri önleyen bir maske. Bunu genelde haftada maksimum 2 defa uygulamanız yeterli olacak. Ben çok fazla sürmedim, daha doğrusu bilmiyorum, belki de çok sürdüm. Yüzümde bunun 20 ile 30 dakika kadar kalmasını öneriyorlar. Şimdi madem bunu bekliyoruz. Bugünkü konumuz aynı zamanda filmler demiştik. Benim hayatıma en çok dokunan film Great Expectations. Çok eski bir film. Hayatımda birçok defa tekrar izledim filmi. Oradaki diyaloglar ve bu filmin bana yer etmesine sebep olan yeşil renginin kullanım alanları. Bunu ilk izlediğimde fark etmemiştim. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra tekrardan izledim. Her izlediğimde yepyeni bir şeyleri fark etmeye başladım. Eğer izlemediyseniz, eminim izlemişsinizdir ama bir defa daha izleyip bu detaylara da bir göz atabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz film ne? Evet. Biraz önce simsiyahtım, şimdi bembeyaz oldum. Aslında bu biraz daha uzun bir paketti. Gördüğünüz tek seferde iki kullanımlık maske veriyorlar. Pesto'cum. Organic Grapefruit ve Evermatte kullanılan bir ürün. İlk sıktığım zaman krem kıvamında gibi hissettim açıkçası. Hiç maskeymiş gibi düşünmedim. Cildime sürüşü çok yumuşaktı, çok kolay oldu. Bütün paketi suratıma iyice sürdüm. Matlaştırıcı özelliği var. Özellikle yağlı bir cildiniz varsa, karma ya da yağlı diyeyim, parlamaların olmaması için bu maske size çok uygun olacaktır. Öneriyorum. Şu anki hissi, cildim gerçekten nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Çok büyük ihtimalle Grapefruit'un yan etkisi diyelim. Ve kokusu bu arada hakikaten geliyor. Ben ve yine kokudan bahsettiğim bir konu daha. Bunu da bu arada haftada bir ya da iki defa uygulayabiliyorsunuz. Yine 20 dakika kadar bekletiyorsunuz. Gel gelelim. Benim diğer çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Bir Kelebeğin Rüyası. Film ilk çıktığı zaman 2013'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde çalıştığım bir marka vardı ve o marka bir moda markasıydı. Film için özel eşarplar üretmişlerdi. O zamandan beri filmi biliyordum. Gerçek bir hikaye. O kadar güzel işlenmiş ki, o kadar güzel detayları vardı ki, sizi izlemediyseniz kaçak bilgi de vermek istemiyorum. O yüzden detaya da giremiyorum. Gerçekten o dönemi yaşayacağınıza eminim. Yani temin edebilirim. Bu arada popcornum çok iyi. Şair olmak isteyen iki gencin hayatı ele alınıyor. Bir Yılmaz Erdoğan filmi. Gerçekten bu filmde de aşırı başarılı bir iş çıkartmış. Ne ala yani, benim böyle bir şey söylememe tabii çok gerek yok tabii ama. Ailecek seyredebileceğiniz bir film. Biraz daha ağır ve daha yavaş akan bir film. 20 dakikamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cildim gerçekten daha yüzümden maskeyi çıkartmadan çok fresh hissediyorum. Şimdi sırada ne var? Kendi yaptığımız bir maske olacak. Hadi oraya geçelim.
ev yapımı maskemiz cildimde. Bu yanımdaki ufaklığın da çok ilgisini çekecek bir şey. Çok kolay. Sadece organik bal ve organik limon kullandım. Bal ve limonu karıştırdık. Aslında çok basit, herkesin evinde olan ürünlerden. Sürerken biraz masaj yaparak cildime önce yedirdim. Böylelikle kan dolaşımını hızlandırdım. Ve bu maske hem cildi besliyor, nemlendiriyor ve canlılık katıyor. Bence bu üçlünün arasında arka arkaya sıralamada çok doğru bir sıralamaya denk geldi. Yani şu an yemek istiyorum bunu. Demişken, son sevdiğim, favori filmlerimden bir tanesi, belki 30-40 defa falan seyrettim desem yalan olmayacaktır. Love Actually. Bu da eski bir film. Londra'da geçiyor. Ailenizle birlikte seyredebileceğiniz, çok güzel hem aile ilişkileri, ikili ilişkiler, evlilik ilişkileri üzerine inanılmaz güzel bir anlatım dili var. Mutlaka izlemişsinizdir. Ama izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Canım sıkkınsa, yeni bir şeye başlamak istemiyorsam açacağım film kesinlikle Love Actually'dir. Tamamen modunuzu çok güzel üst seviyelere taşıyacak. Evet, benim için çok dinlendirici bir bölüm oldu açıkçası. Oturduğum yerden birazcık sizlere kendi sevdiğim maskelerden ve severek izlediğim, tekrar tekrar izlediğim filmlerden bahsettim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz hangi filmleri seviyorsunuz, ne tür maskeler kullanıyorsunuz ya da bu maskeleri denediniz mi, yorumlarınız ne? Siz bunları yaza durun. Ben 20 dakikaya suratımdaki bal ve limonu çıkartacağım. Sonra da demişken Love Actually'yi tekrardan seyredeceğim. Görüşmek üzere.